4 yıl aradan sonra arsa rayiç bedelleri takdir komisyonları tarafından yeniden belirlendi. Bursa'da %740 artışla rekor Nilüfer ilçesinde. Nilüfer'i Osman Gazi'nin Demirtaş ve Soğanlı, Yıldırım'ın ise Kaplıkaya ve Siteler bölgeleri izledi. Dört yılda bir yapılan rayiç değerleri takdir komisyonları tarafından belirlendi. İtiraz süresi ise 7 Eylül'de sona erdi. Daire fiyatları yükselecek. Buna ilaveten kira fiyatları yükselecek. Bu şekilde bir yükselme olur yani. %40'lardan %740'lara varan rayiç bedel artışıyla Bursa'da rekor Nilüfer ilçesinde. Ahmet Paşa Caddesi 123.33 liraymış 2017. Ahmet Paşa Caddesi 900 liraya çıkmış. Ne değişti? Bu kadar mı? Ne arttı yani? Bulvar 134.55'miş Atatürk Bulvarı. Burası Görükler'in en değerli caddeleridir. Şu anki değerleri Atatürk Caddesi 1100, Bulvar da 1100. Ne değişti? Nilüfer'in Görükle ve Kayapa bölgelerinde artış %350'lere varıyor. Artış Balat'ta %200, Özlüce'de ise %110'larda. Benden mesela geçtiğimiz günler bu elimdeki listeleri alan 3-5 arkadaşımız oldu. Bir değerlendireyim dedi, ona göre bilmiyorum yani hukuksal süreç başlatacak mı, itiraz edecek mi? Osman Gazi'de rekor son yılların gözde yerleşim bölgesi olan Demirtaş'ta. Hamitler ve Soğanlı'daki yükseliş de dikkat çekici. Yıllık birikime vurduğumuz zaman bu benim 1 milyar liralık, 1000 liralık bir kaybım. Ben bu 1000 lirayla eşim ve ben 100 liralık erzak almış olsak evimize, benim için en az 15-20 günlük bir erzağımı ben otomatikman bu yapılan zamlara geri iade etmek zorunda kalmış olacağım. Demirtaş'ta %40 ile %500 arasında değişen artış oranı Hamitler Yunuseli bölgesinde ortalama %70 olarak belirlendi. Daha çok burası sanayi kesimine yakın olduğundan çalışan kesim buraya daha çok rağbet gösteriyor. Bursa'nın en prestijli bölgeleri olarak bilinen İnönü, Atatürk, Cumhuriyet ve Altıparmak caddelerinde ise rayiç bedel artmadı, tam tersine düşüş gösterdi. Ben altı parmağın değerinin tamamen düştüğüne inanıyorum. Çünkü zaten altı parmakta esnafın işleri de düşük durumda. Bunun tabii belirli sebepleri var. Atatürk Caddesi metrekaresi 11 bin liradan 10 bine, altı parmakta ise 7 bin liradan 5 bin liraya düştü. Düşüyor tabii çünkü insanlar gidiyor artık, görüyorsunuz size zaten dükkanlar boş. Altıparmak Caddesi'ne doğru yukarı doğru çıkarsanız ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Dükkanlar hep boşalıyor. Yıldırım'daki artış ise Nilüfer ve Osman Gazi'nin gerisinde kaldı. İlçenin en değerli bölgeleri ise Siteler ve Kaplıkaya oldu. Kaplıkaya'da geçen yıl metrekare bazında 390 lira olan rayiç bedel değeri bu yıl 530 liraya çıktı.